Söyle. Dosya kimde? İstanbul Emniyet Müdürü Vehbi Dur'da dosya. Ondan alman gerekiyor yani. Hemen de çattın kaşlarını. Hı? Tamam, zor bir şey istiyorum. Ama yaparsan sırrını sadece bizimkilerden saklamakla kalmam. Bir iyilik daha yaparım sana. Katili bulmana yardımcı olurum. Nasıl teklif? Hı? Her türlü zorluğa değer, değil mi? Şimdi söyle bakalım. Kabul mü? Değil mi? Sen ciddi ciddi teklifimi mi düşünüyorsun? Hayret bir şey. Sana aileni öldüren katili bulmayı vaat ediyorum. Sırf bunun için katil damgası yedin. Nişanlını terk ettin. Onca tehlikeyi göze aldın. Yani gerçi hala tehlikedesin. Sırrın her an ortaya çıkabilir. Mesela. Hala düşünüyorsun. Hayır, yapamayacağım bir şey de değil ki. Koskoca kamyonu emniyetten çıkarmış adamsın. Bir tanecik dosya ne ki senin için? Mesele işin zorluğu kolaylığı değil. Dosyayı senden neden saklıyor Vehbi Bey? Sen onu bir izah et. Annen olduğunu söylemedin mi? Gerçi o zaten biliyordur. Neden engel oluyor? Anlaşma çok basit Mahir. Anladığın daha aşikar. Daha fazla soru yok, cevap var. Hmm. Belli ki bu işte bir sakatlık var. Koca müdür. Seni annenden niye ayrı tutsun? Önünü arkasını bilmediğim işe girmem ben. Hani iyice araştırdın, çözdün ya beni. Bunu biliyorsundur. Ben vebal almam. Şimdi cevap ver. Vehbi neden bu dosyayı senden saklıyor? İstediği şeyler var. Anladın mı Mahir? Şimdi Belgin Hanım'ı tanıyorum dedim ama hakkında pek bir malumatım yok aslında. Yani arkadaşımın oğlunun nişanlısı. Arada birkaç kere yemekte karşılaştık, o kadar. Lakin başarılı. Cevval bir kız olduğu aşikar. Baksanıza işleri sahibi olmuş. Bu devirde kaç kadın böyle muvaffak oluyor, değil mi? Hı hı. Azimli olduğu kesin. Öyle böyle. Bir de nişanlı görüşmüştünüz. Anlamadım. Yüzükleri takmıştınız ya. Ha evet, evet. Unutmuşum. Evet, yüzükleri ben takmıştım. Neyse. Peki Vehbi Bey, yani bu Belgin Hanım nasıl müdahil olmuş bu olayın içine? Kundaklama var, bir ölü var. Nahoş bir hadise, haklısınız. Velhasıl hakikaten bu konu hakkında bildiklerim bu kadar Ferideciğim. Ben bu Belgin Hanım'la bir görüşsem diyorum. Nasıl yani? Hakikaten görüşmek mi istiyorsunuz? Aslında münasip değil tabii, biliyorum ama...
Hiç adetimle değil duruşmadan önce görüşmek. Bir sohbet etsek olmaz mı? Tabii tabii. Öyle istiyorsanız. İsterseniz üçümüz çıkarız bir yemeğe. Nişanlısı da gelebilir. Elbette. Elbette nasıl isterseniz. Vazgeçmeyeceğiz beyefendi. Bizi bölemeyeceksin. Yerimizden yurdumuzdan edemeyeceksin. İstediğini vermeyeceğiz sana. Paranla bizi satın alamayacaksın. Ve bunu öğreneceksin ufak ufak. Ya Ethem Hanım, kocadan kaçılmıyor işte. Bak buldum seni işte. Aman ne marifet. Hem ben senden kaçmıyordum ki zaten. Öyle mi? Umurunda değildi yani. Ha şunu bileydim. E o zaman ben sana sorsam şimdi sen benden korkmuyorsundur da. Ha Ethem? Korkmuyorum tabii. Ne yapabilirsin ki? En kötü döversin. Ama o da bitecek. Yarın mahkemede her şey bitecek. Artık karın olmayacağım. Bakıyorum da sen pek bir eminsin ya. Elimde kapı gibi zina belgem var. Hakim tek celsede boşayacak bizi. Desene bu gece son. Ha? Necdet git artık. Ne oldu? Kocan değil miyim ben senin? Ha? Ha? Bize çık. Kocanım ulan ben seni. Sana istediğimi yaparım. Ha? Gel buraya. Bırak! Ne oldu? Ha? Hani korkmuyordun sen Ayten? Hani benden korkmuyordun? İşin peşine düşüp habire karşıma çıkmayacaksın. İcap ederse ben seni bulurum. Anlaşıldı mı? Bu ne mesafe Mahir Bey? Yani iş yapıyoruz şunun şurasında. Aynen öyle. Aramızdaki münasebet yalnızca iş. Ben dosyayı alacağım. Sen katili bulacaksın. Yakın olmamıza gerek yok yani. Korkuyor musun benden? Uzak dur. İşini yap. Merak etme. Hemen araştırmalara başlıyorum. Meseleyi en ince ayrıntısına kadar çözeceğim. Bombayı koyma emrini kim verdi? Onu bul yeter. Sence kim? Bilmiyorum, sen söyle. Sence kim? Ayol hepsi katil. Senin aradığın hangisi acaba? Çözmesi zor bir sır. Bulamayacaksan onu şimdiden bileyim. Bulurum, bulurum. Ondan yana kuşkum yok. Ama biraz zaman alacak tabii. Neticede... Katil kimse, burnunun dibine kadar girdin adamın. Kendisi için geldiğini bilmese de korkuyla mühürlemiştir ağzını. Açıklarını sıkı sıkı kapatmıştır. Korkma, korkma. Ben de mühürler bozdum şimdiye kadar. Kimsenin çözemediği düğümleri çözdüm. Bunu da hallederim, merak etme sen. Ben de dosyayı alacağım. Senin de ondan yana kuşkun olmasın. Yok zaten, ben güveniyorum sana. İyi o zaman. Dediğim gibi. Gerekirse ben seni bulurum. Sen peşime düşme yeter.
Bacarım ulan ben seni. Derhal kalk üstümden yoksa çekerim tetiği. Ayten. Sana kalk dedim. Ayten. Uzaklaş. 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 Sakin. Senin Turgut'tan ne farkın kaldı şimdi Necdet? Necdet, Turgut'tan ne farkın kaldı? Ayten. Yazıklar olsun sana. Durumu iyi anlatamadım galiba. Bakın, iki öğrenci de kabahatli. Birbirlerine girmişler. Küfretmişler üstelik. Dövüşmüşler de. Olayı görenler var. Allah Allah. Bu işte bir terslik var hoca. Benim oğlanın hiç adeti değildir dövüşmek. O Osman Kavat'ı var ya, o saldırmıştır durup dururken. Yalnız o küfretmiştir. Bir tek o vurmuştur. Ha, o kavgayı gördüm diyenler var ya, ya yanlış görmüşlerdir ya da o Osman itinin arkadaşlarıdır. Ondan kelli yalan konuşuyorlardır yani. Haksız mıyım? İnanın durumu benim için zorlaştırıyorsunuz. Haşa hocam, ben aksine durumu ortaya koyuyorum. Benim oğlumun bu okulda can güvenliği yok hoca. Bir idareci olarak bu güvenliği sağlamak sizin sorumluluğunuzda. Üstüne üstlük o it herif boyundan büyük kabahat işlemiş. Onun cezasını kesmek de sana düşer hoca. Ha. Ben sadece bunun adını koyalım diyorum. İlk başta da dediğim gibi. At Osman'ı okuldan. At. Hem diğer haylazlara da ders niteliğinde olur. Ne dersin? Bu da sıkıntı yaptı ya. Ya kusura bakma, yaşlandık biraz ya. Kulaklarım biraz ağır işitiyor. Ne dedin? Tamam. Değil mi? Tamam. Hakikaten muhterem bir hocasın. Bak, envai çeşit insanla hiç sıkıntı çekmeden uyuşuyorsun. Bir de yarın şu tasdiknamesini verirsen oğlanın eline. Ah, değme keyfime. Bakın Nail Bey. Bak hocam, ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Yani ben huzursuz olduğum zaman sağa sola saldırıyorum. İnan bana çok kötü oluyorum, aksileşiyorum. Huzursuz eden kişiye daha fazla huzursuzluk veriyorum. Kuyum kurusun işte. Ne gerek var? Dediğiniz gibi olsun. İyi. Hadi bakalım. Sizin işiniz gücünüz vardır hocam.
daha fazla tutmayayım isterseniz. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Yarın. Hoş geldiniz efendim. Ulan ne biçim iş yapıyorsunuz be? Ben sana Haydar denen herifi ortadan kaldır diyorum. İş tamam diyorsunuz. Sonra herif gidiyor, saygıdeğer bir iş adamını dövüyor. Nasıl olur adam? Olmuş işte. Güvendim. Veli Bey'e iş bitti dedim. Rezil ettiniz beni be. Derhal bu mahcubiyetinizi gidereceğiz Bakan Bey. Haydar denen o lüzumsuz zata da hak ettiği cezayı vereceğiz. Bana laka luka değil, icraat lazım. Haydar öldü haberini verin. Yeter. Mısır Bey. Sonra. Güzel kardeşim, bu Yusuf Bey buraya çok geliyor mu? Otel Yusuf Bey. İş oldukça gelir. Ha, öyle mi? Güzel. Yasin, ben Mahir. Hayırdır, ne oldu? Bir maraz mı var? Bir görüşelim mi Yasin? Acil. Sahildeki çay bahçesine gel. Tamam kardeşim. Yarın akşam 7'de yemekte görüşmek üzere. Acaba önce arayıp bir haber mi verseniz? Belki müsait değillerdir. Emir vaki olmasın. Yok, ben ayarlarım. Zaten nişanlısına haber vermeyeceğim. Neden? Şimdi kız geldi, benden ricacı oldu. Belki, hatta tahminimce nişanlısının bundan haberi yok. Zaten sıkıntılı bir durum. Şimdi karıştırmayalım onları. Peki siz nasıl uygun görürseniz. Senden bir ricam var Feride. Bu hususla ilgili... Artık sizi bizi lügatından atsan... bunca yılın hatrı var aramızda. Ben senin abinim. Peki. Vehbi abi. Eşinize sevgilerimi iletin lütfen. İletirim. Belgin, hani ben ne zaman arkamı dönsem, tak Mahir Efendi burada. Hayır, ortak aldık desem değil. Bize haraca bağladı desem, o da yemez. Alo. Tabii adam, hemen çıkıyorum. O mu? Hele bir dur ya, ölmüyor ya seninki.
Lafımız ağzımızda kaldı. Mühim bir şey var galiba, hemen gel dedi rehber. Ya bir dur, bir dur. Bana şunu bir söyle. Bu Mahir ne ayak ya? Dedim ya. Nedim Hanım'ın dosyasını getirecek. Ben de büyük bir zevkle geberteceğim kaltağı. Boşuna heveslenme istersen. Senin hıyar ölür. Gene de vermez o dosyayı sana. Versin diye bekleyen kim? Mahir nasıl olsa getirecek. Yuh deve ya. Ya o sırık nasıl da sızıp alacakmış o dosyayı orada. Ah Murat'a. Ben boşuna bir adama görev verir miyim? Mahir'deki maharet kimse de yok bir kere. Hani anasının koynundan kız alır derler ya. Onunki de o hesap. Adam akıllı bir kere. Cesaretli. Hedefine şaşmadan gidecek kadar gözü kara. Mahir dosyayı getirecek. Ben de yılların intikamını alacağım. Belgin. Dur. Yapma. Yetimhane müdürünü öldürdün zaten. Murat. O adamın adını ağzına alma. Lütfen. Irz düşmanı sapık. O Vehbi seni kurtarmasaydı müebbeti yemiş hapisteydin hala. Ya ne kurtuluş ama. O vakit bana söz vermiştin. Bu defteri kapatacağım. Nedime'ye de bir şey yapmayacağım diye. Kapanmıyor Murat. Kapanmıyor. Her gece yatağa uyku diye yatıyorum. O kadının yaptıklarıyla boğuşuyorum. Anne dedim ben ona ya. Annem saydım. O ne yaptı? O müdürüm bana... Yaptıklarını bile bile göz yumdu. Ben kaç kere deşifre etmek istediğim o sapı önümde durdu. Bilmiyor muydu? Biliyordu. Bal gibi biliyordu ama sustu. Günah neyse yarısı onun, ben de geberteceğim o kaltağı. Tamam. Öldürdün diyelim. Sonra ne olacak belki? Kabusların bitecek mi? Hı? O yaşadıkların acısı dinecek mi? Ne olacağı umurumda değil benim. Tek bildiğim, o karı yaşadığı sürece bana huzur yok. Ben bugün bu hayatı yaşıyorsam o kaltağın yüzünden. Mahir. Hayırdır abi? Haberler iyi değil Yasin. Ne oldu abi? Bu Belgin sandığımdan da akıllı çıktı. Oynadığım oyunu anlamış. Katilin peşinde olduğumu biliyor. Ne diyorsun abi? Nasıl peki? Bir bilsem. Kimden nasıl öğrendi? Maksadını bir anlasam. Ne yapacağız şimdi peki? Gidip diğerlerini de yumurtlayacak. Hayır. Seni bir an önce ortadan kaybetmemiz şart. Herifler öğrendiği vakit seni öldürür. Söylemeyecek. Niye söylemesin? Kız onlardan biri sonuçta. Bana işi düştü. Bildiklerini saklamak karşılığında bir anlaşma teklif etti. Hiç hoşuma gitmedi abi bu. Zannımca Feride'nin de gitmemiştir. Bilse gitmezdi diyelim. Abi bunu Feride'den nasıl gizlersin? Öğrendiği vakit geri dönüşün yok. Biliyorum Yasin. Ama kadın benden bir dosya istedi. Karşılığında da aradığın katili öğrenirim diyor. Vay. Şahane anlaşmaymış. Peki yapar mı dersin? Satar mı ekmek yediği adamları? İstediği dosya kaybedeceği adamdan kıymetli. Ben de bu iş bir an evvel bitsin istiyorum. Gün geçtikçe çirkefin içine batıyorum çünkü. Bu gece konulu olay. O günahsız insanların çektikleri. Garibana yapılan eziyetler. Güçlünü zayıfı ezmesi. Hayır, ben gene savaşırım. Haklının garibanın yanında olurum ama... onlardan gibi görünüp pisliklerine dahil olmak canımı yakıyor artık. Tamam abi, tamam. Bulalım verelim ne istiyorsa.
Bitsin bu iş ha. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Yani daha iyi. Siz? İyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Burada olduğumu nereden bildiniz ki siz? Tesadüf desem. İnanmam. O da bende kalsın o vakit. Babanız daha iyi sanırım. Hani bırakabildiğinize göre. İyi, çok şükür. Burada çalışıyordum ben. Daha önce Erdal abi avukat, ona yardımcı oluyordum. Gene başlayayım dedim, bir işin ucundan tutmuş olayım bari diye. İyi düşünmüşsünüz. Şey... Bir muhallebici var. Özellikle sütlacını çok övüyorlar. Hani diyorum... Siz de isterseniz tabii. Gitmedin, kötü bir şey mi oldu? Annem baban iyi mi Feride? Aa, iyiler Suna, telaş etme. Ankara'ya gitmekten vazgeçtim sadece. Ay Feride. Ay. Ay nasıl sevindim. Ne oldu anlatsana, çok kararlıydın. Mahir mani oldu değil mi? Tuttu kolundan, bırakmam dedi. Vallahi öyle oldu. Sen de hemen affetmeseydin, biraz yerlerde sürünseydi, ayaklarına kapansaydı. Çok üzdü seni Oğuz'um. Yani ilk önce öyle hemen kabul etmedim tabii ama sonra... Sonra yüreğine el vermedi değil mi? Yapamadım Suna. Kıyamadım bize, sevdamıza. Aman barıştık işte. Çok sevindim Feride. İnşallah bir daha aranız hiç bozulmaz. Bu ayrılık da Mahir'e ders olur biraz. Yalnız Suna, kimse bilmiyor. Katiyen de bilmemeli ona göre. Ağzım büyülüdür biliyorsun. Peki şey de mi bilmeyecek? O adı batasıca. Çatlatmayacak mıyız onu? Yok maalesef bilmeyecek. Daha da kötüsü Mahir hep onunla yan yana olmak zorunda. Aa, ne münasebet, neymiş? O Mahir'in içine girdiği işler var ya. Belgin de o işlerin içindeymiş. Üstüme iyilik sağlık. Nasıl olur Feride? Öyle işte. Dün gece ben Mahir'i evimizde beklerken Mahir yine o kadınlaydı bu işler yüzünden. Hiç iyi olmadı bu. Pek bir midem bulandı benim bu durumdan. Şöyle konuşma Suna. Zaten son günlerde bu kadın için tuhaf tuhaf şeyler duyuyorum. Canım iyice sıkılıyor. Ayrıca ne yapayım yani, ben kıskanıyorum Mahir'i. Tamam bir içeri gidelim de içeride konuşuruz. Gel hadi. Çok sevindim. İşin içinde bir alt olduğunu anlamalıydım. Yalan mı abi? Dosya İl Emniyet Müdürü'nde. Belli ki herifin bu karıyla davası bayağı ince. Kim bilir nereye saklamıştır o dosyayı. Kolay olsa kendi alırdı zaten. Öyle öyle. Orası öyle de. Belli ki bu dosya Belgin için çok mühim. İçinde anası mı var, danası mı bilmem ama... bu dosyayı arzuyla istediği muhakkak. Abi, orası öyle de. Bir yakalanırsak, ben, sen, alayımız yanarız. Hem de ne yanma. Ama madem başka çıkışımız yok, o zaman elimizden geleni yapacağız. Nereye saklamıştır sence?
Aramaya nereden başlayacağız? Muhtemel makam odasındadır. En garanti yer sonuçta. Bu gece halledebilir miyiz? Deneriz. Geri dönmesi bize yarayacak. Dosya Nahin'e Feride bakacak. İlk görüşmemizde biraz dik başlıydı, hemen reddetti. Zaten kurallara son derece bağlı bir hakimdir. Ama bu sabah gayet dostaneydi. Yardım edeceğini söyledi. Evet tabii, Onca'nın hattı var aramızda. Niye vazgeçmiş gitmekten, bir şey söyledi mi? Hayır, ben de merak etmedim zaten. Ha, seninle alakalı bilgi istedi benden. Neden ki? Duruşmada faydalı olacak her şeyi öğrenmek istiyor tabiatıyla. Bu sebeple seninle olayla ilgili sorular sordu. Beni merak etti desene. Neyini merak etsin Belgin? Bana yardım etmek, ricamı kırmamak istiyor, o kadar. Aramızdaki münasebeti açıklayamayacağım için ben de bir kılıf uydurdum. Öyle mi? Bir ahbabımın oğluyla nişanlı olduğunu ben de bu vesileyle tanıdığımı söyledim. Ne gerek vardı şimdi böyle bir yalan uydurmana? Ne deseydim? Sevgilim mi? Ay değil de yani, ne bileyim ben. Nişan demenin de gerek yoktu yani. Vardı yoktu dedim bir kere. Yarın akşam 7'de yemekte buluşacağız. Hazırlan. Feride ile. Ne samimiyet? O senin duruşmana bakan hakim. Sen onu hayatında bir kere gördün, o da duruşma salonunda. Farkındaysan bu yemek de senin için bir lütuf. Kıymetini bilip kendini bu işten sıyıracak bir hikaye yazsan iyi olur. Zira bu defa başına bir iş gelirse seni kurtarmam. Sana en başta söyledim. Seni beladan ilk ve son kez kurtarıyorum dedim. Yarın akşam yedi. Sakın unutma. Anladım. Ben sana yerini söylerim. Anladım. Bir emniyet müdürü. Bir de o adı batası çağlı yemeğe mi çıkacaksın? Bu pek münasip değil Feride. Yani sonuçta sen onun davasına bakan bir hakimsin. O sanık. Hakimle sanık aynı masada. Ben ne diyeyim sana? Pek uygun değil ama sen daha iyi bilirsin tabii. Biliyorum Suna. Çok da utanıyorum. Ama orada bir anda sanki hakime Feride gitti. Aşık, kıskanç Feride geldi. Bir anda soru verdim adama. Adam da kabul etti. İyi tamam, ne yapalım? Sakin olacağız. Hem senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben olsam başımı yerdim fesatlıktan. Haklısın. Bu kadını yakından tanımamız şart. Belli ki onunla elemiş, eleğini asmış aspam. Feleğin çemberinden geçmiş. Hem sen onun zaten davasına ayrıcalık tanımayacaksın ki. Aa, tabii ki. Ben ondan nefret de etsem işimin gereğini yapacağım. Davanın seyri neyi gerektiriyorsa ona göre kanaatimi vereceğim. Akşam da başımı yastığa koyduğumda vicdanım rahat olacak. Ondan şüphem yok. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Sanık olarak beni hiç ilgilendirmiyor Belgin. Onu anladık. Nasıl bir kadın? Mahir'e karşı hisleri ne? Vehbi Bey'le arasındaki münasebet ne? Ben bunları bilmek istiyorum. Feride. Bu adı batısıca Vehbi'nin kapatması olmasın? Yok canım. Sus. Yok Suna, sanmıyorum yani. Vehbi Bey dürüst, çalışkan, evine bağlı bir adam. Bir karısı var pırlanta gibi. Heh, şimdi emin oldum. Bu Belgin Vehbi'nin metresi. O yüzden rica minnet yana yakına geldi seninle görüşmeye. Zaten onlarla nişanlanacak, evlenecek bir tip yok. Bakma öyle Feride. Ah, şuraya yazıyorum.
Dediklerim çıkmazsa benim de adım Suno değil. Ay yok canım, inşallah değildir. Yani bilmiyorum. Neyse ben kalkayım artık. Kalkma, biraz daha sohbet edelim. Yok kalkayım. Yok kalk kalk. Uzun'a da selam söyle benden. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Annemlere sen de kalıyorum dedim. Mahir'i katiyetle bilmemeli. Tamam merak etme sen. Bile karardı, babam nasıl merak etmiştir. Keşke kabul etseydiniz de arabayla bıraksaydım sizi. Yok, olur mu öyle şey? Görürler, ederler. Siz daha fazla gelmeyin zaten. Peki, nasıl isterseniz. Şey, sütlaç çok güzeldi. Hakikaten övdükleri kadar varmış Seyis Bey. Afiyet olsun. Yalnız artık bey demeseniz, adım İsmail. Herkes Seyis der ama. İsmail. Peki İsmail, iyi akşamlar. Size de. Akşamlar İsmet. Sana da Nesi Baba, saygılar. Baba. Kızım. İlk günü nasıl geçti yazıhanede, anlat bakalım. İyi baba, iş geçişti. Gecikmişsin. Erdal çok mu çalıştırdı seni yoksa ha? İşler birikmiş baba. Anca çıkabildim. İyi bakalım. Selamünaleyküm. Hoş geldin Mahir abi. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım? İyiyiz Mahir abi. Anne bak yemekler geldi. Doğan acıkmış çocuklar. Hadi daha şunları. Tamam abi. Haydi bakalım. Hoş bulduk. Haydar abi nerede? Orada. Hadi kızım al pideyi. Abi. Emine teyze sağ ol. Ne oldu abi, kim yaptı bunu sana? Bugün velinin yanına gittim. Ne yaptın sen abi? Hakkında ölüm fermanı çıktı demedim mi? Ya şu yaşadığımız hal kanıma dokunuyor. Ali çoluğunu çocuğunu aldı gitti. Boyun eğecek kesin. Şuradan iki aile daha giderse geride kalanları kimse tutamaz. Belli de çoğunluğu sağlar. Çektiğimiz onca ısrarla boşa gider. O şerefsiz muradına erer, kaybeden biz oluruz. Tamam abi, anlat. Hadi. Kalk sen de yemeğini ye. Hadi. Ya kusura kalma Mahir. Seni de zora soktuk ama dayanamam. Vallahi yalan değil abi. Bu kavga kesin birilerini kızdırmıştır. Ama olan olmuş. Ben bir gidip öğreneyim bakalım. Bu işin arkasından ne kararlar çıkacak. Hadi abi sen yemeğini ye. Doğan. Efendim abi. Sen burada kal, biraz daha yardım et. Benim işlerim var. Tamam abi, buradayım ben. Hadi afiyet olsun. Sağ ol.
Feride. Kızım. İyi akşamlar baba. Sen gitmekten vaz mı geçtin yoksa? Hayırdır? Demek öyle. Ne diyeyim? Son vakitler duyduğum en güzel haber bu. İnşallah senin için de hayırlara vesile olur ya. İnşallah. Gel içeri. Köşk miras yoluyla geçmiş kadına. Satmaya niyetlenmiş ama daha kimseciklere söylememiş. Bu bizim emlakçı Hayri yok mu? Hı. Yarın öbür gün gidecekmiş, köşke fiyat biçecekmiş. Oo. Hazine değerinde bir bilgi bu matmazel. Nicedir öyle büyük bir köşk arıyordum. Bilmez miyim? Böyle güzel bir haberi hediyesiz bırak. Bak bana yakışmaz. Müsaadenle yarın dükkana şık bir şeyler göndermek isterim. Çok hoşsun Yusuf. Mahalle komşun nasıl? Görüşüyor musunuz Mahir'le? Aman. Yok canım. Öyle işten güçten pek alakadar olamıyorum. İyi bakalım. Olamıyorum Yusuf. Ah, geldi bizim soğuk nevale. Bonsoir monsieur. İyi akşamlar. Toplanacağımızı bilmiyordum. Hususi bir mesele var sanmıştım. Yok. Sadece ikinizi çağırdım. Başka kimse gelmeyecek. Zira küçük bir iş, herkesi ayaklandırmanın manası yok. Evet. Konuya girelim o halde. Evet. Bugün haber geldi. Mahir'in güya susturmayı başardığı ve ayağımızın altından çekildiğine dair garanti verdiği Haydar Fatih, müteahhit beye saldırmış. Aa. Ya, bayağı bayağı hem de. Keşke baştan kendi işimizi kendimiz görseydik. İş bir noktaya varmazdı hiç. Bu adamdan kesin kes kurtulmamız gerek. Sen halledebilir misin? Nerede bu adam? Bilmem. Mahallede değiller, orası kesin. Terk ettiler ya. İşte bu hususta da hanımefendinin maharetine güveniyorum. Merak etme. Hemen öğrenirim nereye göçtüklerini. Aleyküm selam abi. Nalan abi içeride mi? Yok abi, çok oldu gidelim. Mekana baktım yoklar. Kulübe de gitmemişler. Nerede toplanacak bu gece? Burada değil mi? Yok abi, öyle olsaydı Nalan abi gece geleceğiz derdi. Bize hazırlık isterdi. Anladım. Benlik bir işiniz yoksa ben müsaadenizi isteyeceğim. Nasıl arzu ederseniz matmazel. Sizden haber bekliyoruz. Tabii. Yarın sabah bilemedin öğleden sonra ben üzerime düşeni yapmış olurum. Ben de aynı vakitlerde hediyenizi takdim etmiş olurum. Yusuf. Bak biraz centilmenlik öğren. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Niye diğerlerine haber vermediğini biliyorum. Mahir'in işi beceremediğini gizlemek istiyorsun. Meseleyi örtmek. Enteresan bir kafa yapın var Seyis. Biraz hulya. Tek gayem böyle ufacık bir iş yüzünden meselenin büyümemesi. Neden bilmiyorum ama Mahir'i yakınında tutmak hoşuna gidiyor senin. Hem de kabahatin yok sayacak kadar. Belki de
acı verdiğim bir ruhu karşımda görmek hoşuma gidiyordur. Belgin adamı bulsun. Senin de güzel haberini bekliyorum. Songül, hadi kızım, sofra hazır. Yeter mi bu kadar? Yeter, yeter. Feride, abimle aranız kötü galiba. Hastanede fark ettim. Hiç mi görüşmüyorsunuz? Çocuklar, sohbete mi daldınız yoksa? Nerede kaldı çorbalar? Açlıktan öldük vallahi. Biz de tam geliyorduk baba. Hadi. İlknur, yavrum ben Songül'e seslendim ama duyuramadım. Çağır kardeşini de başlayalım hadi. Tamam baba. Feride. İşine sebep olan belliydi de kalışına kim neden oldu de bakalım. Nereye gidersem gideyim içimdeki sevda da benimle gelecekti baba. Başta bunun iyi bir çözüm olduğunu düşündüm ama sonra beyhude bir çaba olduğunu anladım. Yapamadım. Çok sevdiğim bir şiir vardır. Belki sen de bilirsin. Bir başka ülkeye, bir başka denize giderim dedim. Bundan daha iyi başka bir şehir olunur elbet. Her çabam kaderimin olumsuz bir yargısıyla karşı karşıya. Bir ceset gibi gömülü kalbim. Aklım daha ne kadar kalacak bu çorak ülkede. Yüzümü ne tarafa çevirsem, nereye baksam, kara yıkıntılarını görüyorum ömrümün. Boşuna bunca yıl tükettiğim bu ülkede. Yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen yine aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın. Yine aynı evlerde kır düşecek saçlarına. Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. Başka bir şey umma. Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte, öyle tükettin demektir bütün yeryüzünü de. Babacığım ne kadar güzel mısralar bunlar. Ne kadar gerçek. Yaz olsa da mevsim, gönül kışsa içi üşür insanın. Kaçmakla kaçamazsın. Ne kaderden, ne elemden, ne yardan. Sen bu hakikati görmüş, doğruyu yapmışsın. İnşallah herkes de senin gibi yeniden hayatta doğruyu bulur. Çok vakit kaybetmeden. İnşallah babacığım. Hoş
geldin Feride abla. Hoş bulduk Zengül. Hadi bakalım, oturun çocuklar. Gelen giden olmadı abi. Ne mahalleye ne buraya. Belgin abla da uğramadı. Kimse haber de vermedi sana, gelsin ya da gitsin diye. Anlaşıldı aslanım. Arayan soran olursa hemen haber ver. Eve geçiyorum ben. Tamam abi, buradayım ben. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Amma ya da mübarek. Nasılsın bakalım? Sağ ol abi. Sayende bir sıkıntım yok. Ama eğer müsaaden olursa bir ricam olacaktı abi senden. Yine Bülent mevzusu mu? Yok abi, değil. Ben buraya geldiğimden beri epey bir vakit geçti abi. Nizamını, kaideni ezber ettim. Silahta da ustalaştım. Artık daha yakınında olayım isterim. Bir el ettin mi hemen yardımına koşayım. Bana sahip çıktın. Abilik, hatta babalık ettin bana. Ben de isterim ki sağ kolun olayım. Tabii sen izin verirsen. Doğru diyorsun. Artık vakit geldi. Yalnız hazır mısın, değil misin emin olmak lazım. Bir küçük imtihanın daha var. Onu da verirsen eğer... Rüştünü ispat etmiş olursun. Emret abi, ben vazifeye hazırım. Abine bir iş vermiştik. Becerebilir dedik ama beceremedi. Şimdi işi sana versem... abinle seni karşı karşıya getirmiş olacağım. Onu da istemiyorum ama... Abim umurumda değil. Sen işin ne olduğunu söyle, ben halledeyim abi. Peki madem. Bir adam var. Haydar Fatih. Ortadan kaldırılacaktı ama hala yaşıyor. Öldü bil. Emin misin? Öldürürüm demekle öldürmek aynı şey değil. Sıkıntı yok. Sen adamı nerede bulacağımı söyle yeter. Yarın söyleyeceğim. Şimdi git güzelce uyu, dinlen. Yarın dinlenmiş bir şekilde gel. Peki abi. Sana iyi geceler. Bir dosya getirdim ben de. Dediler ki Ahmet nöbette. E dedim gideyim kardeşimin bir çayını içeyim o zaman. E iyi ettin. Ya kaç senedir görüşmüyoruz ha? Sözde bir de aynı şehirdeyiz. Hiç sorma kardeşim. Kafayı kaşıyamıyoruz ki. Mahir. Buldum kadını. K
Kapıyı çalarak eve girmek ne büyük mutluluk. Hele de açanı sen olunca. Gelinin sen olması da benim için mutluluk. Keşke tabii daha erken gelebilsem. Ama boş bir temenni herhalde. İşlerim vardı Feride. Kimlerle diye sormayacağım. Aynı nasılsa. Sevdam. Gel biraz oturup konuşalım. Madem mevzu da açıldı. Mahir, benim de seninle konuşacağım şeyler var. Ben bugün Vehbi Bey'e gittim. Dedim ki ben gitmekten vazgeçtim. İşimin başındayım. Sizin benden yardım istediğiniz dava nedir diye sordum. Mahir, bak bu kadın gerçekten çok tehlikeli. Öyle ki Vehbi Bey bile bu kadının nasıl biri olduğunu bilmiyor. Zavallı adam kızı doğru düzgün tanımıyor. O kabadayılarla iş yaptığından haberi bile yok. Bir arkadaşının masum kızı sanıyor. Zaten orada da beni rahatsız eden bir his var. Bilmiyorum, Vehbi Bey Belgin için nişanlı diyor. Ama aralarındaki münasebet biraz tuhaf. Bu işlerden uzak dur Feride. Ne olur karışma. Nasıl bir girdaptalar bilmiyoruz. Ama Mahir... Eğer bu kadar bulaşırsan ben seni koruyamam Feridem. Başka bir şey. Sen de söz verdin, unutma. Konuşmayacaksın o kadınla. Tek başına görüşmeyeceksin. Bak Mahir, lütfen hislerime güven. Bu kadın gerçekten çok tehlikeli. Düşünmesi bile kötü. Ama bu kadın bizim sebebimiz bile olabilir. Kimse, hiç kimse bizim sebebimiz olamaz. Kusura bakma Yasin. Ne kusuru Devrem? Olur mu hiç öyle şey? Başka zaman içeriz çayımızı. Sen gir toplantına. Sen hiç zahmet etme. Amir beklemesin. Ben bulurum yolu.
kitle mi bura? Öyle, baksana. Behbe müdürün adeti değildir ama. Ne yapacaksın bugün? Evde mi olacaksın? Birkaç işim var. Görevimi buraya tekrar aldırmak için dilekçe vermem lazım. Ondan sonra adliyeye gitmem lazım. Öyle bir sürü meşgale yani. Ya akşam? Akşam annemlerle yemekte olacağım. Allah'a ısmarladık kadını. Güle güle. Masayla falan ben toplardım. Ne olacak kızım, elime mi yapışacak? Ablan erkenden işe gitti. Hadi sen de okula geç kalma yavrum. Baba, benim harçlığım kalmamış. Bu hafta da vermeyince dolmuş param da kalmadı. Öyle mi? Dur bakalım. Hay Allah. Öbür pantolonumun cebinde bıraktım. Aklım mı kaldı? Unutmuşum işte. Yavrum sen ayakkabılarını giye dur. Ben hemen geliyorum. Beş liradan fazladan. Sağ ol baba. Hayırlı dersler kızım. Selamünaleyküm. Hadi bereket versin. Hayırlı işler. Vay Mahir. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın? İş güç nasılsın? Şükür şükür. Allah bugünlerimizi aratmasın. Sen iyi misin? Bildiğin gibi. Babam nasıl? Daha iyi mi? Toparladı çok şükür. Geçen gün aldığım ilaçlarını da bıraktım eve. Dünden beri dükkan bile açıyor. Eski toprak ne de olsa. Çok şükür.
İlaçlarını içiyor değil mi? İçiyor abi. Ablam da ben de itina ediyoruz saatine vaktine. İyi yani. Bu kanadı kırık ama yine de iyi. Sen gelsen. Abim de dönse. Yanımızda başımızda olsanız. Daha da iyi olur babam. Hadi. Sen dersine geç kalma. Ben yine uğrarım bacım. Peki abi. Baba. Nasılsın baba? Hadi aynı şey kardeşim. Sağ olasın. Oğlun var, dayanağın var derlerdi. Yalanmış meğer. Bak benim oğullarıma. Boyumu geçtiler maşallah. Kollarından tutup bana destek olacakları zaman geldi. Lakin ikisi de benden ırak. İkisi de yüzümü yere eğdi. Boşunaymış umutlar. Boşunaymış çabalar. Bir baba için en acısı da bu. Varlık içindeyken... yokluklarını yaşamak. Bunlar şu zorla yıkılmak istenen gecekonduların dosyaları. İyice bir incele. Bir rapor yaz bana. Bu garibanların evlerinin yıkılmaması için bir şey gerek bana. Ya da bu insanlara hak ettikleri parayı verebilecek bir bilgi. Dikkatini ne çekiyorsa yaz. Ben sonra mukayesini yaparım. Tamam. Ben hep dosya numaralarıyla not alırım bunları. Sen nereye? Adliyeye mi? Evet, evet. Ayten'in duruşması var bugün. Ne diyorsun? O Necdet boşayacak mı Ayten'i? El mecbur İknur. Elimizde zina tutanağı var. Hakim gözünün yaşına bile bakmaz. Hadi hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Ben dönüşte Şam kurabiyesi alırım. Sen de çayı demler misin? Tabii. İyi duruşmalar. Sağ ol. Erdal abi nerede kaldın ya? Of! Merhaba Ayten.
Sana da merhaba da Erdal abi. Nerede kaldın? Hadi bir an evvel gidelim de bitsin gitsin şu iş. Kurtar beni şu Necdet'ten. Bitecek inşallah Ayten, bitecek. İnşallah. Hadi abi hadi. Acelemiz var. Çek adliyeyi. Nasıl, kolay gelsin. Dükkanı bıraktım, öyle bir sana uğrayayım dedim. Evladım, ne diyeceksen de bakalım. Baba, haddim mi bilmiyorum ama... Mahir'e haksızlık etme. Gayem seni kızdırmak değil. Mahir'in de öyle. O her şeyi ailesi için yapıyor. İsmet. Baba. Tamam. Senin gittiğin yoldan gitmedi belki. Ama buna mecbur. Hem sandığın gibi elini kana pise bulamadı Mahir. Aksine... Nerede bir düşkün var yetişiyor. Kim aç doyuruyor. Derdi olana derman oluyor. Bir görsen, müşkülü olan Karadayı diye yanına koşuyor. Hakkını arayamayan garibana umut oluyor. Kaçırılan kızı bataktan kurtardı, annesine teslim etti. Düğünden kaçırılan gelini itin kopuğun elinden aldı. Mahalleyi dolandırana dersini verdi. Çocuk dilendirenleri hapse yolladı. Mahir çabalıyor, uğraşıyor. Mahir iyilik ediyor. Şimdi... Bütün bunlar sevap değil de ne? Kahroluyor Mahir. Sensiz yaşamak onu kahrediyor. Nazif baba, ben sadece bil istedim. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Afiyet olsun. Abi, sağ olun. Buyur, beraber olsun. Buyur. Sağ olun, sağ olun. Buyurun. Buyur oğlum, buyur. Teyzem, rahatsız olma. Nasılsın? Şükür. İyi diyelim, iyi olsun oğlum. Biliyorum, bunaldınız. Ama az kaldı. Biraz daha sabır. Nasıl olacak o iş? Avukat sizinle alakalı bütün dosyaları inceliyor. Yakında bir çıkış yolu bulacak inşallah. İnşallah. Şükürler olsun. Allah sonunda bizim de yüzümüze gülsün. Allah senden de razı olsun oğlum. Sağ ol teyzem. Geç otur. Abi. Hadi afiyet olsun. Sağ olasın. Abi. Ben bu adamlara senin geri adım attığını söylemiştim. Bir çıkış yolu bulana kadar oyalansınlar diye. Ama sen dün gidip müteahhitle kapışınca kesin haberleri olmuştur. Yakında da burayı bulurlar. Ayrılan aileyi biraz sıkıştırsalar öğrenirler zaten. O yüzden can güvenliğini sağlamamız şart. Tamam da insanlar burada sıkıntı içindeyken ben kendi canımın derdine düşemem ki. Bırakıp gidemem. Kim bulacaksa gelsin burada bulsun beni. Haklısın abi. Haklısın ama... Sen sağken onlara bir faydan dokunabilir. Düşünsene sana bir şey olduğunu. Ne hale düşerler. Bak. Bu bizim pasajın Bodrum katındaki deponun anahtarı.
Tamam, buradan daha beter bir yerdir ama en azından orada sana kimse ulaşamaz. Bu onun anahtarı. Ne olur ne olmaz. Belki fikrini değiştirsin, yanında dursun. Yok, olmaz. Abi, tedbirli olmakta fayda var. Bu sende kalsın. Belki fikrini değiştir. Ben çıkıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Anlatıyordum güzel güzel. Yarın akşam yemeğe gideceğiz diyecektim. Saklamayacaktım asla. Ama birden Mahir senin bu işe dahil olmanı istemiyorum. Karışma, tehlikeli dedi. Laf ağzımda kaldı. Söyleyemedim. Basbayağı saklıyorum şu an Mahir'den. Ne yapacağım bilmiyorum. Bak bu kötü olmuş. Yani saklaman. Ama öbür türlü de engel olacak bizse. Suna. Mahir haklı, belki de gitmesem mi acaba yemeğe? Olur mu öyle şey Feride? Bu belgin necidir, neyin peşindedir, bunu öğrenmemiz gerek. Hem artık randevulaştınız da vazgeçme bence. Olmadı az oturursun. Ne bileyim, böyle bir fırsat bir daha eline geçmez. Haklısın, gideceğim. Ben ne diyeceğim şimdi hakime? Bu adamı tanımam mı diyeceğim? Hem de bebeğini karnımda taşırken. Hayır Sedacığım. Nikahlı karısıyım diyeceksin. İyi tamam da hakim demez mi? Evli adamın bir tane karısı olur. O da nikahlı karısı. Ya ötesi yok işte. Yalan konuşmayacağız. Biz imam nikahı kıydık diyeceğiz. Bebek de benden. Bunun ötesi yok. Tamam. Peki sen ne diyeceksin? Yani hakim soracak şimdi. Bu kadından boşanmak istiyor musun, istemiyor musun diye. Senin cevabın ne olacak? Oğlum gaza bassana. Geç kalırsak façanı aşağı alırım ona göre ha. Karadayı Bey. Günaydın. Bize geldiniz galiba. Belgine baktım. Yok. Kaçta gelir? Bilmem. Keyfi yettiği vakit. Yani patronu sonuçta değil mi? Sabahın köründe gelip dükkanı açacak değil ya. İyi. Geldiğinde bana bir haber yollayın, olur mu? Olur olur. Simit. Afiyet olsun. Analar neler doğuruyor ya Rabbim. Olmuş. Acıyor mu çok? İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Osman Güney. Benim. Rektör Bey seni çağırıyor odasına. Kesin kavga. Kesin kavga. Var ya, nasıl kavga ettiler. Ağzı burnu dağıldı çocuk. Çok fena. Bilmiyorum da rektör bey fena ceza verecek. Sessiz olun arkadaşlar. Derse başlıyoruz. Günaydın abi. Ne yaptın kardeşim? Günaydın.
Yok abi. Dosya mosya yok. Odanın altını üstüne getirdim. Didik didik ettim, bir şey bulamadım. Adamın bazı özel eşyaları var. Bazı özel dosyalar da var. Ama belgenin adına en ufak bir not bile yok. O kadar diyeyim sana. Başka bir yerde saklıyor demek ki. Muhtemel. Belki bir kasada. Ya da evinde. Olabilir. Anlayacağın arama tarama operasyonu fos çıktı. Sen ne yaptın? Belgin'in işini konuştun mu Feride ile? Yok. Bir şey demedim. Bu öğrendikleri bile dünyasını alt üst etmeye yetti. Bu pis işe bulaşmanın kıyısından dönüyor. Bir de şimdi Belgin'le birbirimize yardım edeceğimizi öğrense. Tutamam onu Yasin. İnat eder belanın ortasına dalar. Onu tehlikeye atamam. Hayır, olmaz. Ne zaman işbaşı yapacaksın belli mi? Daha başlamam. Önce babamla konuşacağım. Ne diyecek sence? Bilmiyorum, çok kızgın. Ofisedir şimdi, yanına uğramayı düşünüyorum. Bir şekilde ikna edeceğim artık. Hadi kalkalım artık. Bana haber ver ama, tamam mı? Hem akşamki yemeği hem de babana, çünkü çatlarım meraktan. Tamam, hadi kalkalım ama artık. Yolda yersin. Doymuyorsun Suna. Hiç doymuyorsun. Hadi kız hadi. Başlamışlar yine gıybete. Diliniz işleyeceğine eliniz işlesin. 5 dakikada tertemiz olacak buralar, hadi. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Karadayı Bey geldi. Seni sordu da gelince haber verin dedi. Ben bu kadar erken geleceğini bilseydim içeri davet ederdim, bir kahve filan ikram ederdim. Ama gidip bir koşu haber vereyim ben. Otur oturduğun yerde. Ne oluyor canım? Ölüyor muyuz? Beklesin biraz. Erkeğin her dediğini anında yapmayacaksın ki birazcık burnu sürtülsün. Tabii. Saklama, saklama. Ta kapıdan bağırıyor ben buradayım diye. Aysel'cim. Şimdi o güzel kafan ne kadarını alır bilmiyorum ama... Belgin ablandan sana hayati bir nasihat. Güçlü olanı taklit edersen... güçsüzlüğünü kabul etmişsin demektir. Anladın mı acaba? İnşallah göreceğiz. Şimdi git o dudağına başka renk bul. Hadi. Hadi canım. Ay bu Aysel öldürecek beni. Aklı sıra ben olmaya çalışıyor. Otursaydın kuzum be. Geç sen. Şu alayım. Sorduğun adamı buldum. Hay yaşa kardeşim. Neredeymiş bu Haydar Bey? Bir tane anda. Hani bu gece kondu mahallesinde imza atmayan birkaç aile kalmış ya. İşte onlarla o ana sığınmış. Çakal. Neredeymiş peki yeri? Söyle bakalım. Seyis haber bekliyor benden. Ha bu. Gel bakalım Osman. Beni istemişsiniz efendim.
Dün bir hadise çıkmış. Evet efendim. Ben çok özür dilerim. Özür dilemekle mesele hallolmuyor ki. Kavgaya tutuştuğun öğrenciyle ailesi senden şikayetçi. Hastaneye gidip rapor almışlar. Hepsinden özür dileyim hemen efendim. Kâfi değil Osman. Kâfi değil. Çok kızmışlar. Sen şimdi bir savunma yaz. Biz de bunu heyette değerlendirelim. Tabii. Tabii efendim, hemen yazarım. Gel bakalım. Otur. İşte kağıt. İşte kalem. Öyle iyi bir savunma yaz ki seni okuldan atmak zorunda kalmayalım. Anlamadım. Ne atılması? Biz kurallar neyse onu tatbik ediyoruz. Eğer bizi ikna edecek bir savunma yapamazsan tasdiknameni vermek zorunda kalacağız. Arif, Tarık. Buyur abi. Orhan'ı çağırın bana. Ne oldu bu hapishane kuşunun işi? Kusura bakma, halledemedim daha. Sebep? Güvenilir birini anca buldum abi. Yalnız adam Bülent'in koğuşa geçememiş. Bir oraya zıplasın, inecek adam. Beni istemişsin abi. Neredesin sen aslanım? Sabahın köründe kimseye haber vermeden ayrılmışsın. Babama gittim abi. Hastaneden sonra görmedim de. Nasıl, daha iyi mi? İyi sayılır. Hadi. Gözün aydın. Senin adamı bulduk. Neredeymiş? Sultanahmet'te. Büyük bir handa. Yalnız değilmiş ama. Biraz kalabalıklarmış. Dikkatli ol. Arkanda da izmiz bırakma. Zira iş görmekten daha mühim bu bizim alemde. Olur abi. Hadi bakalım. Kazan mübarek olsun. İşi becerdin mi? Sağ kolum kadar yakınsın bana. Eyvallah abi. Seni utandırmayacağım. Bir yolu vardır kardeşim. Yoksa da bulacağım. O eve girip belgenin dosyasını arayacağım. Abi, alelade bir evden bahsetmiyoruz. Adam il emniyet müdürü. Lojmanda kalıyor. Ortalık polis kaynıyor. Yetmez gibi milletin çoluğu çocuğu var. Kardeşi var, karısı var. Hayır, nasıl gireceksin ben onu anlamadım. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bulacağım bir yolunu. Tamam abi, tamam. O zaman bulunca bana da haber edersin.
kaçayım ben. Hadi eyvallah. Sağ olasın. Doğan, hala gelmemiş mi belgin? Gelmiş abi. Çok olmuş hatta. Niye haber vermemiştir? Anlamadım ki. Yani Aysel gideyim demiş. Belgin abla izin vermemiş. Biraz beklesin demiş. Fakültesi dekanlığına. Dün öğrencilerimizden Mustafa Solak ile kavga ettiğim doğrudur. Kendisiyle sözlü ve de fiziksel tartışma içine girdim. Böyle bir niyetim yokken Mustafa beni sözleri ve davranışlarıyla kışkırtmıştır. Anamın babamın belli olmadığı doğrudur. Kimine göre bir piçim belki ama bu bana saldırma ve hakaret etme özgürlüğünü vermez kimseye. Eğer bir de şahsıma, onuruma hakaret edilirse, beden bütünlüğüme zarar gelirse, kendimi müdafaa etmek insani hakkımdır. Okuduğumuz okulun adına yaraşır, adaletli bir karar vermenizi rica ediyorum sizden. Saygılarımla Osman Güney. Seni. Hepsi benim yüzümden oldu. Hayır Söngül. Kimse sebep olmadı. Hem de bakalım daha netice belli değil. Savunmanı yazıp bıraktın mı? Evet efendim. Masanızda. İyi. Eve git artık Songül. Hava kararacak. Merak etmesinler seni. Gitmiyorum. Bekleyeceğim. Gerek yok. Ben sensizliğe alışkınım. Koymaz bana. İçeriye girmek. Ya soyunuk olsaydın? Ayıp. Ya sabır. Acele dedim. Niye haber vermiyorsun geldim diye? Sen demedin mi sık sık görüşmeyelim diye? Ayrıca bir sürü işim gücüm var benim. Hayatımdaki tek meşgale sen değilsin yani. Neredeydiniz dün gece? Bir işler mi çeviriyorsunuz arkamdan? Aşk olsun. Senin için hafiyelik yapıyordum ben. Ya sen? Geçebildin mi icraata?
Netice? Bir şey öğrenebildin mi? Oo, bu öyle geceden sabaha öğrenecek bir şey değil ki. 4 tane adamdan bahsediyoruz. Azıcık da sertler malum. Biraz bekleyeceksin. Sen? Ne öğrendin? Dosyanın emniyette olmadığını. Çok pardon. Ayol, bu bilgi yeni değil ki. Bana sorsaydın söylerdim. Ben sana dosya il emniyet müdüründe dedim. Makamında demedim. Öyle olsa ben çoktan almıştım. Oraya girmeye gücüm yeter benim. Dosya evinde. Bir daha benimle oynama. Madem dosyanın orada olmadığını biliyordun, açık açık söyleyecektin. Öyle burnunu dikip kendim hallederim havalarında gezeceğini sorsaydın sen de. Bittiyse çıkışım gücüm var benim. Bitmedi. Bu Aydar Fatih. Dün müteahhitle kapışmış. Sizinkilerin haberi olmuştur kesin. Olmaz mı? Senin halledemediğin işi hallediyorlar şimdi. Öldürecekler adamı. Kaba. Kaba herif. Allah boy vermiş, çeyreği kadar nezaket vermemiş. Feride, hayrola, ne işin var burada? Seni bekliyordum. Neden? Aşk olsun baba. Beni sevdiğine emin olmasam gitmemi istiyorsun sanacağım. Yani istersen giderim tabii ama. Gel yukarıda konuşalım. Yok, baba kız yürüsek biraz şöyle, olmaz mı? Peki. Yürüyelim bakalım. Az daha sabret çocuk. Çok değil, yakında geleceğim yanına. Beraber gezeriz oraları. Gül kokulu kadını. Bak sana ne getirdim. Ellerimle ben ekeceğim toprağına onları. Sonra da sen de koklayacağım tomurcuklarını. Bana bak. Bir de ne var burada? Tozu. Sen seversin diye şekerli hem de. Ben kendi ellerimle dövdüm havanda. Of Sofiye. Ah, ne kadar zormuş ev işleri kadınım. Sen gittikten sonra daha iyi anladım. Yeteni biteni düşürmek. Pişirip taşırmak. Ya bak bunu giydim, beraber almıştık bunu. Hani sen sana gelirken giydim bunu, gör diye. Safiye'm sen hep... Ben sana derdim ya. Sen olmazsan düzen çöker diye. Çöktü de altında kaldım ben, biliyor musun?
Sen yoksun diye boynum bükük. Sanki bir yarım yok. İnsan kendi eksik kalınca kime neye çare olabilir ki? En çok da ben kızların derdine deva olamıyorum diye üzülüyorum. İçlerinde onların fırtınalar kopuyor, biliyor musun? Ama soramıyorum dertlerini, çünkü ben anası değilim ki dillenip anlatsınlar bana. Bunca yükü nasıl taşıyayım derken bir de kalbim teklemesin. Bir an senin yanına geleceğim sandım. Ama bak sen oradasın. Safiye'm ben buradayım. Kim bilir neler yapıyorsun. Kim bilir nerelerdesin sen. Bak. Bunlar gül fidesi. Seni sevdiğin gibi. Pembelerinden hem. Ben bunları ekeceğim şimdi senin toprağına. Çok güzel ama bunlar. Erdal abi. Her şey bitti mi şimdi sahiden? Bitti kızım, bitti. Boşanma ilamını da yakında eline alırsın. Allah'ım çok şükür. Abi sana ne kadar teşekkür etsem az. Necdet. Necdet dur Allah aşkına. Nereye böyle ateşe almış gibi? İki canımla peşinden koşturuyorsun. Aferin. Ne bu suratın hali? Bari bana belli etme. Boşandığına sevin. Armut taşımıyorum ben Necdet. Senin oğlunu. Ona da bana da az biraz hürmet et. Sikeceğim seni de hürmetini de. Haydar abi. Hayırdır abi? Ben bir Mahir'le konuşup geleyim, bir şey yok. Abi, her yerde seni arıyorlarmış. Hemen buradan çıkmamız lazım. İtimat ettim kızım. Hayatımda tanıdığım en dürüst insan sensin. Lakin bu son tavrın beni ziyadesiyle şaşırttı. Pek yakıştıramadım sana. Haklısın baba. Çok haklısın ama herkes hata yapar. Ben de hata yaptım. Ne olur affetsen. Peki. Ama bak bu son. Bir daha hiç kimseden bir şey istemem, haberin olsun. Tamam. Babacığım. Abiler işte top ortaladı. Pas alan Serkan Acar koşuyor. Top şimdi Cemil Turan'da. Cemil kaleye baktı. Şut. Sayın seyirciler, top Serkan'da. Kaleciden aldığı topu rakip kaleye doğru sürüyor. Orta sahada heyecanlı bir mücadele. Top şimdi Adiler işte de. Adil Erişte top ortaladı. Pası alan Serkan Acar gidiyor. Top şimdi Cemil Turan'da. Cemil kaleye baktı. Yeter be. Sabahtan beri patırtı gürültü. Kafa beyin bırakmadınız artık. Netsin çocuklar? Kaç gündür mapus gibi sıkıldılar. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Haydar abiye baktım ben. Az evvel çıktı. Nereye gitti? Bilmem. Oğlum, sabun istediydim de onu almaya gitti herhalde. Doktor çağıracak kız. Yok yok, o bizi bence böyle koydu gitti. Doğru dedin komşu. Biz de evimizi bıraktığımızla kaldık. Kardeş.
Hayırdır? Sen ne diye arıyorsun Haydar'ı? Müteahhit mi yolladı seni de? İstersen öyle deriz. Fark etmez. Nerede olduğunu söyle yeter. Ne kadar ateşleyeceksin? Müteahhit ne kadar verirdiyse benden de o çalışır. Sen yeter ki sorduğuma cevap ver. Osman. Sağ ol. Rica ederim. Üşümüştüm ben de. Osman gel. Rektör bey seninle görüşecek. Üzgünüm Osman. Tasdiknameni vermek zorundayız. Okuldan atıldım. Yapmayın. Yapmayın ne olur. Ya, hocam, ben bu okula gelebilmek için sabahlara kadar parklarda geceledim. Sabahlara kadar ders çalıştım. Ne olur yapmayın. Benim bakanım yok, koruyanım yok, kollayanım yok. Ben bir başımayım. Ya, ben cebime 3 kuruş para girsin diye akşam çalışıyorum, sabahları okula geliyorum. Hocam ben adalet için mücadele eden biri olmak istiyorum. Ne olur yapmayın. Tek isteğim okumak benim. Ne dilerseniz yaparım. Hocam ne dilerseniz yaparım. Kimden isterseniz özür dilerim. Ne olur. Üzgünüm evlat. Heyetin kararı böyle. Hocam ne olur bir dinleyin. Bakın gidin tamam oradaki arkadaşlarla da konuşun tekrar isterseniz. Ben Mustafa'yla da konuşayım tekrar. Bir kere isteyerek olmadı ki hocam. Yani o bana Mustafa şimdi öyle birdenbire şey deyince ben tutamadım kendimi. Çok pişmanım zaten ne olur. Kararımız kesin olsun. Tasdiknameni al ve git lütfen. Hocam ben biterim. Özür dilerim bakın. Yapmayın ne olur benim tutunacak dalım. Hiçbir şeyim hiçbir amacım kalmadı. Siz beni şimdi bu okuldan atarsanız ben biterim hocam ya. Ne olur. Ne olur beni göndermeyin. Bırakın okuluma devam edeyim. Lütfen Osman. Songül, yaktın oğlanın başını. Okuldan atıldı işte senin yüzünden. Ya, hem nişanlını idare ettin, hem de Osman'la fingir dedin. Sonra da vurdun tekmeyi. O çocuk senin yüzünden bu halde. Kavga ettiyse de sebebi sensin. Böyle olsun istemedi. Onu üzmek istemedi. İstememişmiş. Kızım, külahımı anlat sen onu benim. Yalan mı? Bayıldın ikisini birlikte idare etmeye. Yalan mı? Okulu bıraktın değil mi? Haytalık edecek bir şey buldun sonunda. Aferin. Bırakmadım, mezun oldum. Hadi lan oradan sen bir dereceyle hukuk fakültesine başvuracağım şimdi.
Abi. Abi içeride kim var bil. Lan ben sana içeri kimse girmeyecek demedim mi? Ha? Abi Osman kardeş geldi. Bir masaya da oturdu. Hani pek de iyi değil abi. Ne diyorsun lan? Evet. Abi, müsaade var mı? Gel Ziya, gel. Ben de toparlanıyordum zaten. Yine geceye yattık. Okuldan haber geldi abi. İş tamam. Oğlanı okuldan şutladılar. İyi madem, güzel. Herkes layığını yaşayacak tabii. Gözünü sevdiğimin adaletli dünyası. Buyur abi. İyi. Madem öyle, ben de Mustafa'ya gideyim şu müjdeli haberi vereyim ha. Hadi. Hayırdır oğlum? Ben bu gece burada içeceğim. Para da vermeyeceğim. Sen de ağzını açıp tek kelime sormayacaksın. Tamam mı? Tamam mı? Gece buranın odası Osmanoğlu. Gak dediğinde içkisi gelecek. Guk dediğinde mezesi gelecek. Tamam mı? E hadi. Emredersin abi. İçerisi biraz rutubetli abi. Cam pencere de yok. Ama burada kimse sana ulaşamaz. Ben şu meseleyi halledene kadar burada kal. Hiç değilse bu gece. Ay vallahi ben daraldım be. Bu ne ayol böyle görücüye çıkar gibi. Aman diyeyim, belgenin tavır yapmanın ne yeri ne de vakti. Thank you.
Unutma. Arkadaşımın oğlunun nişanlısısın. Büyük bir heyecanla düğün gününü bekliyorsunuz. Sakın açık verme. Ben ne zaman açık verdim Mehbi? Hiç hatırlamıyorum. Uğrayamazsam sabah erkenden gelirim abi. Hem yiyecek bir şeyler de getiririm. Sağ ol kardeşim. Burası rutubetlidir biraz ama bunlar seni ısıtır. Tamam bırak ben hallederim. Hallettim bile abi. Abi. Zoruna gidiyor böyle saklanmak biliyorum. Ama gözünü seveyim ortalığa çıkma. Şu durumu zapturap altına bir alayım hele. Tamam. Allah rahatlık versin. Sağ ol. Bu rüyayı acen birine söyledin mi abi? Pasajı. Kardeşim.